Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz mesajı verdi. Dar gelirler için iki yeni desteğin yolda olduğunu söyledi. Enflasyonun Aralık itibarıyla düşüşe geçeceğini açıkladı. Bakan Nebati, sürecin desteklenmesi için zincir marketlere indirim çağrısında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı, KYK borçlarıyla ilgili de mesaj verdi. İlgili bakanlıklarımızla dar gelirlerimizin sıkıntılı olarak yaşadıkları alanlarda çok önemli iki projemiz var. Dar gelirlilere yeni destekler yolda. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. Detayları yakında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuyla paylaşacak. Bu projenin gerçekleştirilmesinde son çalışmalarımızı ilgili bakanlarımızla gerçekleştirdik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla kabinede son rütuşlar yapıldıktan sonra açıklanması noktasında da önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi. Enflasyonun Aralık'tan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi. Enflasyondaki artış hızı düştü. Önümüzdeki süreçte Aralık ayından itibaren ilk gün söylediğimiz gibi baz etkisiyle başlayacak olan ve aşağı sert yönde gidecek enflasyonla ilgili düşüş trendi bu bütün 2023'ü kapsayacak şekilde devam edeceğini iddialı bir şekilde söyleyebilirim. Nurettin Nebati dar gelirlilere yönelik icra, kredi borcu ve kart borçları ile ilgili düzenleme yapıldığının sinyalini verdi. Desteklere ilişkin çalışmanın bittiğini belirtti. Bizim hassasiyetimiz çok net. Bir sıkıntı varsa bu sıkıntının giderilmesi noktasında sizin de bahsetmiş olduğunuz alanlarda da dahil olmak üzere adımlarımızı atmamız mukadder. Nebati küresel enerji krizine de ayrı bir parantez açtı. Tüketicilere verilen destekle şu ana kadar krizin etkilerinin en aza indirildiğini anlattı. Biz 2022 yılında dar gelirlerin doğalgaz elektrik kullanabilmeleri için 142 milyar liradan vazgeçtik. Ve şu anda dünyada en çok, en fazla hane halkını destekleyen doğalgaz üreticisi olmayıp da destekleyen ülkelerin başında geliyoruz. Ve gıda fiyatlarındaki yükseliş. Bakan Nebati, Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki indirimin yakın zamanda diğer marketlere de yansıyacağını söyledi. Türkiye'de bir öncü konuma dönüşmesini sağlıyoruz. Bu şu demek. Belirlenmiş olan kalemlerde diğer büyük firmaların da, marketlerin de, zincirlerin de bu kalemlere uygun bir şekilde adım atması bizim en büyük beklentimiz. Atıyorlar mı? Başladılar. Bunun yansımalarını görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı KYK borçlarına ilişkin düzenlemeye de değindi. Ekim ayındaki ilk açılır açılmaz meclis torba yasamız olacak. Evet. Hazırladığımız torba yasada bu ve buna benzer az önce müjdesini açıklamadığımız alanlarda da dahil olmak üzere torba yasada bütün bunların tamamını çözmüş olacağız.